Cemil. 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 Yetişin dedim. Ben nasıl sana yaşattım ağacını yerine ne koyacağım bilemiyorum. Daha sana kaç tane verdiğim söz tutamayacağım bilmiyorum. Affet beni sevdiğim. Sen o köprüde benden tek bir şey istedin. Üçümüz yaşat dedin. Ben yapamadım. Yaşatamadım. Yaşatamadım. Yapamadım. Of. Nasıl sen beni affet? Yapamadım. Nasıl? Ne yapamadın sen? Umutunuza kıyamadım Meryem. Yapamadım bile. Reyhan. Umut. Umut biz beni. Sen bağır çağır. Amanla. Ben kendi ömrüm için oğlumdan vazgeçmem. Sen de bir daha sakın. Sen de gitti sanıp kahroldun değil mi? Anladın beni değil mi? Anladın değil mi? Bir umut olsa, umutumuzdan vazgeçemem. Ve umut hala var. Var. Gel benimle, gel. 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 Miran, ya söylesene ne oluyor? Allah'ın mucizelere inanan bu kıza bahşettiği bir mucize oluyor. Söylemeyecek misin artık? Turan Hoca bizi İstanbul'a çağırıyor. Umudunuz burada, gelin alın diyor. Nasıl? Madem annesi umudundan vazgeçmiyor diyor, o da annesinden vazgeçmez diyor. Umut var diyor Reyhan. Gerçek. Gerçek mi diyorsun? Ben mutlu olayım diye oyun yapıyorsun diyeceğim ama yapmazsın değil mi böyle bir şeyde? Gerçek. Gerçek. Biliyordum. Vallahi biliyordum. Masaya yattığımda bile biliyordum. Bir an gelip kurtaracak, bizi bir mucize olacak diyordum bir an. Ya sen. Vallahi bu sefer ben değil. Bu sefer Turan Hoca. O bir yerlerde seni bekleyen mucizeyi çekip çıkaran o. Onu bulan sensin ama. Sensin. Ne olacak şimdi? Peki ne yapacağız? Umudumuzu alma, İstanbul'a gideceğiz. Umudumuzu alma ya. Turan Hoca bu İstanbul'da eski çalıştığı hastanede göreve başlayacak. Sırf senin tedavin için, bizim için, üçümüz için.
Abim ben risklilerde. Söyledim. Azrail'le konuşup her türlü tedbir alacaklar. Gerekirse ambulans çok ayarlayacağız. Ya ben nasıl şükredeceğim bilmiyorum. Peki ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Yaşayarak. Elimi hiç bırakmayarak. Doktor %25 ihtimal dedi. O ihtimale sıkı sıkı tutunarak. %25. Biri bile bizimken. %25 ihtimalimiz var. Az değil. Hiç az değil. Tutunmaya değer. Sıkı sıkı sarılmaya değer. Değil mi? Hayır. Yine de sokursanda kalsın istemiyorum. Ama bilmen gerek. Doktor sadece bir ihtimal dedi. Yani garanti. Sakın. Miran. Sakın. Ben hiç ihtimalin olmadığı günlerden geldim. Oğluma veda mektubu yazdığım günlerde. Ama sana söylediğim gibi de işte her şey. Keşke cesaretimi daha önce toplayıp o zaman deseydim. Sen yine benim kabusumu rüyaya çevirdin. Biz o ihtimali inanarak sevgimizle büyüteceğiz. Doktor haklı. Madem oğlumuz bizi bırakmadı, biz de onu bırakmayacağız. Umut bizimle kalacak. 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 Sen de benimle kalacaksın Meleğim. Sen de benimle kalacaksın. Pazar Bey, Miran sana bir şey dedi mi? Yok işte, bekleyin geliyoruz baba, bir haberimiz var dedi. Ne dedi? Hayırlı haberler alacağız inşallah. He. Oğlum niye bana haber vermediniz ha? Niye söylemediniz bana? Ya ben kızımın böyle gebeliğinin bir sorunlu olduğunu bilseydim... dünyanın öbür ucunda da olsa çaresi bulur getirirdim. Öyle baba, öyle de Reyyan istemedi. Dedem üzülmesin dedi. Allah'ım açmıyor Pazar Bey. Delireceğim. Ya, Allah Allah. Nerede kaldılar? Gelecekler. Hayırlı haberler alacağız inşallah. Merak etme Zehra. İnşallah. Şadoğulları. Oğlum nerede kaldınız siz ya? Biz sabahtan beri öldük merakla. Ne diyeceksin sen? De bakalım. Reyhan, annem iyi misin? İyiyim anne. Merak etme. Söyleyecek zaten şimdi Miran. E hadi kızım, söyleyin bir an evvel. Ha, meraktan öleceğiz. Tamam dedim. Söylüyorum. Turan Hoca aradı. Reyhan için konuştum doktor. Yeni bir tedaviye başlıyoruz. Yani? Yani... torununu kızınla büyüteceksin inşallah Serra Hanım. Çok şükür, mucize oldu. Çok şükür. Oğlum sen nasıl bir haber verdin ya bize? Dünyaları bağışladın ha. Kızım. Acaba sabahın köründe siz neye seviniyorsunuz bu kadar? Salak. Cihan. Sen kendi kendine mi konuşuyorsun? Ha, konuşuyorum ondan. Sakıncası mı var? Senin de iyice sinirlerin bozuldu ha. Ya ben anlamıyorum. Esas senin sinirlerin nasıl bozulmuyor? Bunlar bize etmediğini bırakmadı. Oğlumuzun aklına girip bizden kopardılar. Benim ne Reyhan'ı zehirlemediğim kaldı, ne vakfı yakmadığım kaldı. Yetmedi, şimdi bir de aşağı geçmişler, gülüyorlar. O abimle babama da aşk olsun ha. Azize karısıyla Miran'ın ettiklerini ne de güzel unuttular. Bak Allah aşkına, bak şunlara ya. Ya ben de buna deliriyorum zaten. Baksana, hiçbir şey yaşanmamış gibi aile oldular. Alo Yaren. Hayırdır kızım, bu saatte uyanır mıydın sen? Siz gülün. Ben göstereceğim henüz. Cihan. Cihan nereye? Bana bak, o yan eve falan yürüyorsan. Fabrikaya. Ne yapacaksın fabrikada? Hayırlı işler. Hayırlı işler canım, hayırlı işler.
Yok kızım, buradayım buradayım. Babana yolcu ettim de. Ne var ne yok, iyi misin sen? O Füsun'cu adası sana eziyet ediyor mu? O zor biraz artık. O niye? Yani ben anne evimde gayet güvendeyim demek. Evinde mi? Kızım sen benden dalga mı geçiyorsun? O cadının kulesi nereden senin evin oluyorum? Şu rayona yaptıklarını unutuyorsun herhalde. Karnındaki Sabiha kıyan oğlunun katiline neler etmez kız? Vallahi bana hiçbir şey yapamaz. Birincisi ben karnımda onun torununu taşıyorum. İkincisi de? Evet. İkincisi ne? Fırat Aslan Bey yanımdayken Füsun benim kılıma bile dokunamaz. Yarın, yarın seni öldürürüm. Seni parça pinçik ederim. Sen bu gebe haline el alemin evladı olmalısın. Ya anne. Ben öyle bir şey mi dedim? Fırat sağ olsun bana sahip çıkıyor diyorum. Beni koruyor. Demek istediğim de buydu. Yarın seni koruyanın da sahip çıkanın da babandır kızım. Oğlanın zamanında sende gözü vardı. Uzak duracaksın. Başını daha fazla belaya sokmayacaksın. Anladın mı beni? Ha, ne anladım anladım. E, iyi inşallah anladın. Haydi hayırlarla. Sağ ol canım. Akıl hastası. Yok ya. Ayhan'dan sen neler düşünürsün, öyle olmaz. Mümkün değil ya, Allah korusun. Ama yaren bu. Yok, yaren de olsa mümkün değil. Ay ben de kendi kendime konuşayım. Ay yaren, ah! Ben? Sen demedin bir şey. Sevinmedin mi pek habere? O nasıl da böyle oğlum, olur mu öyle şey hiç? Ben şaşkınlıktan böyle sevinçten dona kaldım. Sevindim. Ha? Halamızda haberi almış belli ki. Yüzü gülüyor. Nöbetten çıkarken Turan Hoca aradı, koşa koşa geldim. Ya kusura bakma, biz öyle heyecandan valla haber veremedik sana. Azra kızım sen anlat, bu işin doğrusu nedir? Bunlar mucize diyorlar, müjde diyorlar, başka bir şey söylemiyorlar. Reyyan da Umut da kurtulacak mı? Nasıl sağlıklarına kavuşacaklar mı? Tam olarak öyle diyemeyiz ama bir ihtimal var diyelim. Bir risk varsa biz niye sevmiyoruz? Anne, biz inanıyoruz çünkü. Bugün ben Umut'tan vazgeçmek zorunda kaldım. O masaya yattım. Ama yapamadım annem. Yapamadım, vazgeçemedim. Bunu anladığımda, ondan hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğimi anladığımda bile bir ümit yoktu. Ama yine de yapamadım. Niye biliyor musun? Çünkü hep hissettim bir mucize olacak diye. Oğlumla ikimiz de bu işten sağ çıkacağız diye hissettim. Sonra Miran geldi, bana o mucizeyi getirdi. İhtimalimiz var annem. Hiç yoktu. Şimdi var. Az şey mi bu? Reyhan'ın hakkı var Zehra Ana. Umut sağlıkla gelecek. Ve onu annesi büyütecek. Biz inanıyoruz. Siz de inanın. Tabii oğlum. Tabii ki inanıyoruz. Hepimiz inanıyoruz biz. Siz ne zaman gideceksiniz İstanbul'a? De bakayım. Yarın için sözleştik Turan Hoca'yla. Yarın. Niye arıyorsun beni? Güneş, seninle konuşmam lazım dedim. Ben de sana beni arama dedim. Sen annene karşı mı geliyorsun? Ya sen şaka mısın ya? Bir de bana annelik hakkın varmış gibi mi konuşacaksın? Güneş, bak kızım. Azra. Azra Füsun Hanım. Benim adım Azra. Senin adın Güneş. Adını ben koydum. Annen. Çabuk oradan çıkıp geliyorsun. Ha gelmiyorsun. Gelip ben seni almasını bilirim. Sen beni tehdit edemezsin, anladın mı? Ayrıca gelmeyeceğim yanına. Neden biliyor musun? Çünkü senin dediğin hiçbir şeyi duymak, görmek, bilmek istemiyorum. Hadi kızım sen biraz dinlen ha. Hadi. Tamam dedem, sağ olun geldiğiniz için. İyi olacak her şey. Merak etme, iyi olacak. Olacak. Hazar Bey ben biraz Reyhan'la kalayım. Oğlum hadi sen de kal. Ben de sizi yolculuyum. Evet. Hadi bakalım. Azra. Ne oldu kızım? Bir şeye canın falan mı sıkkın? Neyin var? Yok bir şey.
Gitsin Aziz'in. Hiçbir şey olmayacak, merak etme. İstanbul'dan Umut, ben, Miran birlikte döneceğiz. İnşallah kızım. İnşallah ama bana kızma ne olur. Benim içim hiç rahat değil Reyhan. Siz sadece bir ihtimalden söz ediyorsunuz. Olsun, için rahat olsun. Ne Umut benden, ne ben Umut'tan vazgeçerim. İnan bana ne olur. Hiçbir şey olmayacak. Hem sen inan ki ardımda dur ki kolum kanadım ol benim. Boynu bükük mü gideyim İstanbul'a? Tamam. Ama tek bir şartım var. İstanbul'a ben de geleceğim. Gül'le Bahar ne olacak? Baban ilgilenir onlarla. Babana emanet edeceğim. Ben geleceğim dedim Reyhan. İtiraz etme bana. Böyle elim yüreğimde bekleyemem seni. Tamam annem, tamam gel. Gel yeter ki gitsin o izin. Gidip valizleri hazırlayın ben o vakit. Umut'um, oğlum, küçük mucizem benim. Korkma anneciğim. Birlikte döneceğiz İstanbul'dan. Benimle birlikte büyüyeceksin. Baban, sen, ben çok güzel bir aile olacağız. Cihan'a. Buyur. Erkan ben. Cemşitan'ın fabrikasına işçiyim. Yani işçiydim. Bu savaştan çıkardılar. Ya Erkan bak, ben bugün biraz canım sıkkın. İçeride ustabaşı var. Sen onunla konuş, beni Cihan'a gönder de maruzatını anlat, tamam mı? Cihan'a, benim derdim seninle. Anlamadın? Anlamazsın tabii. Tokacın anlar nasıl anlasın? Senin yüzünden fabrikamız kapanıyor. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Benimle ne alakası var? Siz birileriyle anlaşmalar yapmışsınız. Bütün alıcıları kendinize bağlamışsınız. Sizin yüzünüzden fabrikamız kapanıyor. Bak uçum. Ben sinirli bir adamım, tamam mı? Sen aklın ermeyeceği işlere karışma. Yürü git, benim de asabımı bozma. Hakkımı almadan gitmem. Ne hakkı lan? Ha? Ne hakkı sabah sabah? Senin yüzünden işsiz kaldım. İş alacaksın beni. Lan yürü git. Yürü git, ben böyle iş isteyen adamı değil, işi almak sokağımdan geçirmem. Yürü git. İlyas, gel al şunu. Bak göreceksin sen. Bunu al şunu. Bırakmayacağım bak. Sen tuzun kuru tabii senin. Ne biçim işinizi yapıyorsunuz? Fakir lan, ne anlarsın sen? Bırakmayacağım bunu yalan. Göreceksin bak sen. Bırak lan beni. Sen oldukça hayatımızda huzur yok bizim. Öleceksin. Öleceksin Reyhan. Miran Azra ile evlenecek. Umut Azra'ya ana diyecek. Sen oğlumu hak etmiyorsun. Size kılıklı Reyhan. Onu benden alamayacağım. Hayatımızda kalmayacağım. İkinizden bir ricam olacak. O Füsun'dan uzak duracaksınız. Ona öyle bedel ödetmeye falan kalkmayacaksınız. Tamam mı? Babaanne,
Tamam mı? Sen de dede. Sen Reyhan'ı İstanbul'a götür. Umut'la beraber sağ salim getir torunu. Oldu mu oğlum? Burayı düşünme. Dede, ben ciddiyim. Evladımın katilinden hesap soracağım elbet. Ama ben soracağım. Siz değil. Hele bir şu günleri atlatalım da. Ondan sonra. Ama o vakte kadar siz de duracaksınız. Bakalım neler alacağız, neleri bırakacağız. Bir şey mi lazım oldu Hatice Hanım? Ne lazım olacak Reyhan? Senin daha kendine ayrın yok. Boşuna ümitlenme diye geldim. Hani böyle küçük bir ihtimale kanıp da hayallere falan dalma diye. Gene de sen torunumdan sonra burada olmayacakmışsın gibi hazırlık yap, he? Hastasın sen. Yok. Ben gayet iyiyim. Hasta olan sensin Reyhan. Allah'ıma şükürler olsun, çok iyiyim. Torunum doğduktan sonra daha da iyi olacağım. Umut, ben, Azra, Miran, hepimiz çok mutlu bir aile olacağız. Çık dışarı. Bırak. Bırak, bırak kolum dedim sen. Sen ne akla benim kolumu tutup böyle çekiştirebilirsin ha? Bir daha bu odaya girmeyeceksin. Sen İstanbul'dayken ben bu odayı Azra için hazırlayacağım. Miran da kucağında torununla döndüğünde onları bu odada Azra bekleyecek. Ya kessin artık. Senin yerine ben utanıyorum, sen utanmıyorsun. Öleceksin Reyhan, öleceksin daha önce de dediğim gibi. İşte o gün benim bayramım olacak. Torunum da Azra'ya anne diyecek. Anne. Yine sen neler diyorsun öyle? He? Miran, ben... O kışkırttı beni. Beni kolumdan tuttu, dışarı attı beni. Hatta beni evden atmak istiyormuş. Ben hiçbir şey yapmadım oğlum. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben seni çok ihmal ettim değil mi anne? Affet. Sen giderek götürüyorsun. Artık daha fazla beklemeyeceğiz. Senin bir an önce tedavi olman lazım. Tedavi mi? Ne tedavisi? Ben iyiyim oğlum. Değilsin anne. Neyse. Aslında konuştuğum doktor aramıştı beni ama işte bunca koşturma arasında. Unuttum ben. Kusura bakma. Tamam. Doktor mu? Ne doktoru? Sen ne diyorsun Miran? Annem, biz İstanbul'dayken sen de burada bir klinikte yatacaksın. Beni kapatacak mısınız? Kapatmak değil anne. Tedavi bu. İyileşmek için. Hayır. Hayır. Biliyordum. Biliyordum. Beni kapatacaksınız ha? Hep o. Sen istedin değil mi? Sen istedin bütün bunları değil mi ondan? Tabii. Sen aynı Azize gibisin. Aynı onun gibisin. Kötüsün çünkü Reyhan, anladın mı? Kötüsün. Dur. Hadi sakin ol. Reyhan bir şey istemedi. Senin iyiliğin için. Tamam. Tedavi olman lazım. İnan yavrum. Kapatmayın beni ne olur. Ne olur beni kapatmayın. Ben iyiyim. İyiyim ben. Gerçekten iyiyim ben. Bak ben ne isterseniz yapacağım. Gerçekten. Bundan sonra asla sözünden çıkmayacağım. Reyhan'a çok iyi davranacağım. Gerçekten ama yeter ki beni kapatmayın oğlum. Ne olur kapatmayın beni. Ben bir 25 sene daha dayanamam. Dayanamam ben bir 25 sene daha dayanamam oğlum ne olur. Ne olur oğlum. Anne. Tedavi olmak zorundasın. En fazla kendini eziyet ediyorsun. Şimdi Azra'ya söyleyeceğim. Sen hazırlıkların için yardım etsin, tamam mı? Hayır. Kapatmayacaksınız beni. Kapatamayacaksınız beni, hayır. Hayır, asla.
Yılan, yılanlar. Tabii, seni de Aziz'e yetiştirdi. Biliyorum, sen de onun gibi kötüsün. Ama beni kapatamayacaksınız. Beni asla kapatamayacaksınız, izin vermeyeceğim bunu. Kapatamayacaksınız beni, kapatamayacaksınız beni! Kapatamayacaksınız beni, hayır! Miran, git kendine bir şey yapacak. Anne! Ya yok, benim içime sınmıyor Zehra. Sen bana da birkaç bir şey koy, ben de geleceğim İstanbul'a. Olur mu hiç öyle şey Hazar Bey? Çocuklara kim bakacak? Ya bakarlar. Hazar Bey, ana olarak benim gitmem en doğrusu olur. Ne olur bana kızma, gönül koyma, olur mu? Ben gideyim. Gitmem, hiçbir yere gitmeyeyim. Dişi Hanım mısın? Ya ben gidip bir dolanayım, ne olur acaba gene ya? Dişi Hanım, verin silahı. Yaklaşma, yoksa gençliğine yazık olur, yaklaşma. Miran. Beni kapatamayacaksın Miran. Kapatamayacaksın, anladın mı? Ölürüm daha iyi. Beni bir daha o deliklere kapatamayacaksın, anladın mı bunu? Sakin. Anne! Anne sakın. Ne? At indir o silahı. Onun yüzünden. Her şey onun yüzünden. Azize babaannen gibi. Sen de beni deliğe tıkmak istiyorsun. Mutlu musun ha? Mutlu musun Reyyan, söyle. Dişa. Baba. Dişa, sen ne yapıyorsun böyle? Hazar, yardım et bana, ne olur yardım et bana. Ben deliymişim, beni bir hastaneye kapatmak istiyor oğlumuz, ne olur yardım et bana. Hep bu kız yüzünden. Hep bu kız yüzünden, Reyyan yüzünden. Hazar, yardım et bana, ne olur. Ne olur yardım et bana. Dişa. Yaklaşma Hazar, sakın yaklaşma. Ne istediniz benden ha? Ne istediniz benden? Yetmedi mi benim çektiklerim? Ben sana bir şey yapmadım Dişa Hanım. Sen bu kötülüğü kendine yapıyorsun. Halbuki kabul etsen tedaviyi. Kes sesini. Senin o tedavi dediğin hastaneye kapatmak. Yaşadıklarının sebebi. Ben değilim. Bu hikayede bir kurban sensen, diğeri de benim Dişi anne. Bak anne diyorum sana. Sen benim ölmemi istediğin halde anne diyorum. Niye biliyor musun? Babamın ardından gözyaşı döktü. Annemin hatırasına hürmet etti. Anneannemin biricik kızı Miran'ımın annesisin sen. Ne yaparsan yap. Derin kalbimin bir köşesinde kalacak. Çünkü ben seni duydum. Duydum ben seni. Hatırlıyor musun aile öğretmenle doldurduğun kaseti? Dinledim ben, gözyaşı döktüm senin için. Ben nasıl kötülüğünü isterim? O yüzden eve gidip Azize'ye babaanne diye sarıldım Reyya. O yüzden mi beni yıllarca kapatan, evladımı elimden alan o Azize şeytanına kucak açtın ha? Söyle, o yüzden mi? Azize'nin günahları büyük ama bedel ödetmek bana düşmez. Ben onu affettim, Allah da affetsin. Hem bak, yaptıklarının bedelini bu dünyada ödedi bile. Canına kastettiği adam kendi evladı çıktı. Onun yaptıklarının izahı yok ya. Senin de yaptıklarının izahı yok Dişi anne. İstersen çek tetiği, çek. Ama hiçbir şeyin değişmeyeceğini bilerek yap. Elimden her şeyi aldılar benim. Her şeyimi aldılar. Sağlığımı, hayatımı, evladımı. Sevdiğimi aldılar benim elimden. Ne istiyorsunuz benden daha? Benden daha ne istiyorsunuz, yetmedi mi? Yetmedi mi çektiklerim benim, yetmedi mi? Ben sana bir şey yapmadım. Yetmedi mi? Suçum neydi benim? Bak senin bir suçun yok. Ama benim de yok. Annem. Annem. Annem, hadi indir silahı. Gelme sakın yaklaşma. Sakın yaklaşma. Yaklaşma sakın.
Mehşah. Senin o silah tuttuğun benim evladımdır. Eğer Reyhan öldürsen beni de öldürsün. Hadi. Hadi indir silahı. Yaklaşmayın. Miran. Yaklaşmayın. Miran ne olur yaklaşma. Yaklaşma oğlum. Annem hadi. Yaklaşma. Ne olur yaklaşma. Senin iyiliğin için. Senin için. Azar yardım et bana ne olur. Beni hastaneye kapatacaklar. Anlamıyor musun? Beni hastaneye kapatacaklar diyorum. Anlamıyor musun beni? Ne olur yardım et bana. Seni hiçbir yere kapatmaları da ben izin vermem. Merve, sen sakın korkma. Ama tedavi olman lazım Dişah. Sağlığına kavuşman lazım. Gülmek senin de hakkın. Bak tedavi olursan güleceksin oğlunla, gelininle, torununla. Yapma korkmanı. Önce tedavi olacaksın. Konuşmak istemiyorum demedim mi? Niye geldin? Seni almaya. Gideceğiz buradan. Gelir misin benimle? Evet, ne istiyorsun? Kızımı. Senin kızın yok. Var. Sen benim kızımsın Güneş. Seni ben doğurdum. Bak, benimle inatlaşma. Tamam. Gel diyorsan bir bildiğim var. Böyle ortalık yerde seni düşmanlarımla baş başa bırakamam ben. Onlar benim düşmanlarım değil. Senin düşmanların. Onlar senin öldürdüğün, yaktığın, yıktığın insanlar. Ama benim ailem. Senin ailen, he? Senin ailen benim. İstesen de istemesen de senin ailen benim. Tamam? Ha, bak seni güzellikle evine çağırıyorum. Yok gelmiyorsun. Ben senin iyiliğin için seni zorla götürmesini de bilirim. Bunu iyi belli. Ben bunu çok iyi bilirim. Sen en iyi bildiğin şey zorbalık. Ama bu sefer yapamazsın. Eğer aileme bir zarar verecek olursan karşında beni bulursun Füsun Aslan Bey. Eğer aileme bir zarar verecek olursan karşında düşmanın olarak öz kızını bulursun. Güneş, bak beni senin yokluğunla sınama. Sonra yapacaklarımdan ben sorumlu olmam bilesin. Yolun açık olsun. Bu mu son sözün? Bu. Bele olmasını sen istedin. Senin o ailem dediklerin var ya, onları ele bir tarumar edeceğim ki sen kendi ayağınla çıkıp geleceksin. Bu dediğimi unutma. Zeynep. Fırat. Erken gelmişsin. Evet. Çünkü sana haberlerim var. Ne oldu? Reyhan'ın durumuyla ilgili gelişme var. Ya çok küçük de olsa bir umut ışığı var Zeynep. Ciddi misin? Evet. İstanbul'a gidecekler. Ben diyorum ki biz de gidelim onlarla. Olur, olur. Çok iyi düşünmüşsün. Hem böyle bir zamanda yanlarında olalım. Tabii ki. Tabii ki. Miran'la arandaki buzlar da erir böylece. Fırat. Konuşabilir miyiz? Hayırdır Yaren? Burada mıydın sen? Yok. Sesini duyunca hemen çıktım ben de. Sebep? Yalnız konuşsak? Zeynep benim karım. Benim ondan bir gizlim saklım yok. Ne diyeceksen böyle de. Tamam Fırat. Ben yanımıza alacakları hazırlayayım. Acelemiz var diyordun. Zeynep. Fırat.
Ya... Ben Füsun'dan çok korkuyorum. Hayırdır? Bir şey mi dedi, bir şey mi yaptı sana? Yok. Ama bir şey öğrendim ve daha da korkmaya başladım. Reyhan'ın zehirlenmesini. Biliyorum Yaren. Biliyor musun? Biliyorum Yaren. Ya sen ortalığı karıştırmadan duramıyorsun değil mi? Bu senin için böyle milli spor gibi bir şey oldu. Hayır Fırat, ben sadece senin bilmen... Yaren. Bak gebersin sen. Karnındaki çocuğu düşün. Seni ilgilendirmeyen meselelere de burnunu sokma. Anladın mı? Keşke böyle olmasaydı. Sen üzülme. Öyleyse herkes için daha iyi olacak. Özellikle de annem için. Ben artık bunları düşünmeye, ama yolculuğumuzu, umudumuzla birlikte evimize geri döneceğimiz günler düşün. Benim artık sevdiklerimin kötü olmasına tahammülüm yok. Herkes bu konuya iyileşerek dönecek. Miran oğlum, bir gün annen iyileşse bile onu bu eve geri getirme. Yani Reyhan bu evde olur. Dişan'ın Miran'ın annesi, evladımın da babaannesi. İyileşsin, sonra gelip burada bizimle birlikte yaşayacak. Ya sendeki bu kalp dünyada kaç kişi de var acaba? Bence kimse de yoktur. İyi yürekli karım benim. Kızım, sen de mi bırakıp gideceksin beni? Yokluğunda annene mi döneceksin? Benim annem sensin. Bak iyi olacaksın, güven bana. İyileşip döneceksin. Gelmek istemediğine emin misin? Vedaları pek sevmem. Miran. Onun iyiliği için yapıyorsun bunu. İçini ferah.